Yani ben şimdi önce Ali Hoca benim lisansta hocam da hocamdı Boğaziçi'nde. O yüzden biraz şey bir yandan da böyle bir saygıyla beraber bir itirazda da bulunacağım. Şimdi en başta şöyle bir şey söyledi. Yani bir savaş var önce bunu konuşmamız lazım. Bir işgal var bu işgale karşı çok net durmamız lazım diye. Buna yüzde yüz katılıyorum. Yani ortada bir savaş var. Dolayısıyla öncelikle sorunumuz bir barışı tartışmak. E ee, ama işte bu savaşı e, yani bu savaşı Ukrayna cephesi üzerinden sadece tartıştığımızda aslında savaşı tam olarak anlamadığımızı düşünüyorum e, ya da anlayamayacağımızı düşünüyorum e, ve bu nükleer savaşa dönüşme ihtimali ki bence bir üçüncü dünya savaşı'nın böyle bir birkaç metre gerisinde duruyoruz ya da birkaç yıl belki gerisinde duruyoruz en iyi ihtimalle şimdi e, dolayısıyla burada e, savaşın nasıl kışkırtıldığını geniş anlamda da tartışmamız lazım yani burada e, NATO'yu konuşmamız Amerika Birleşik Devletleri'nin rolünü konuşmamız sadece e, işte hani Ukrayna'daki ki meseleyi e, dağıtmaya çalışmamızla ilgili bir şey değil. Yani biz Ukrayna'da bir işgal var. Bu tartışmadan kaçmak için tartışmayı genişletmiyoruz. Tartışma zaten geniş. Bu tartışmanın bu genişliğinin hakkını vermezsek... E, korkarım ki daha büyük çaplı bir şeye doğru dünya sürükleniyor. Bu şey olmak zorunda değil. Yani sıcak bir savaş olmak zorunda değil. Ama e, sıcak bir savaşa dönüşmese bile gördüğümüz gibi pek çok coğrafyada bunun acı sonuçları hissediliyor. Türkiye'de de bunun dolaylı yani şu an güvenlik olarak belki doğrudan sonuçlarını yaşamıyoruz. İleride yaşarız. Ama e, dolaylı sonuçlarını hem e, iç politikada hem e, de ekonomide dolaylı sonuçlarını yaşıyoruz. Dolayısıyla burada e, savaş bir süreç. Yani bu bu Andan itibaren olsaydı her şey yani biz bir sürprizle karşılaşmış olsaydık belki Ali Hocam'a daha çok hak verecektim. Ama bu sürecin gelmekte olduğunu bütün dünya olarak izledik. Hatta ben bir noktada savaşın batı tarafından çok istendiği hani fevkalade yüksek bir şeyle hevesle beklendiği neden? duygusuna kapıldım. Yani bunun aslında bugün baktığımızda neden olduğunu az buçuk hissedebiliriz. Yani dünyada genel olarak... Bir daha hani çok kutupluluk yoktu yani buna çok kutupluluk demek biraz zor bilmiyorum e, tam olarak o kavramı kullanabilir miyiz? Ama bir merkez kaç durum vardı. Yani işte Suriye meselesinde mesela işler bir döndü batının istediği gibi olmadı. Rusya devreye girdi vesaire. İran meselesinde bir türlü çözülemeyen bir düğüm var. Yani Çin başka bir devasa blok olarak doğuyor orada. Dolayısıyla bir Avrupa Birliği'nde de bir dağılma görüyorduk biz. NATO'da da böyle bir hani ittifakın her zaman bir tartışma konusu olduğunu biliyoruz soğuk savaş sonrasında yani varlığı gerekli mi değil mi? Ya da Avrupa'nın içerisinde bakalım, NATO'nun içerisine bakalım. NATO bakalım. Fransa'nın ve Almanya'nın pozisyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonundan biraz farklılaşıyordu. şimdi bir, şimdiki duruma bakın. Yani bu farklılaşan pozisyonlar Amerika Birleşik Devletleri'ne yaklaşmak zorunda hissediyor kendisini. Büyük bir baskı var çünkü. Almanya bir şekilde hani bu ülkelerin her birinin hani çok barışçıl falan olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ama bu merkez kaç hani tek merkezden yönetilen bir orkestrasyon sürecinin dışına çıkan bir eğilim görülüyordu. Şimdi tekrar bir toparlanma ama bu militarist bir toparlanma. ve bu militarist toparlanmadan son derece kaygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bugün o Ukrayna olur yarın başkası olur. Bu sadece Rusya'nın yayılmasından ibaret bir şey değil. Öyle olsa zaten bütün dünya oturalım hani Rusya'yı nasıl sınırlandırabiliriz diye düşünelim. Ama bu korkarım ki çok daha büyük çaplı ve bunun geri planına bakın. Yani Yugoslavya var. Yani bunların hepsi hocam da çok iyi bilir bir tarihsel sürecin yani bu soğuk savaşın ardından dünyanın nasıl bir yer olacağı şeyinin tartışmasının bir parçası. İşte Libya var, Suriye var ve Ukrayna var. Yani bunları ben birbirinden kopuk şeyler olarak görmüyorum, olaylar olarak görmüyorum. Ve bu savaşı da ancak bu şeyde hani genellikte bu militarizasyonun yükselişi. E, kaygısıyla beraber değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani mesele sadece bir deli Putin olsa hani bir şey çıktı ki İkinci Dünya Savaşı'nı da Hitler'le açıklayamazsınız. Yani o da yanlış bir şey. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın nedeni Hitler midir tek başına? Yani bir şeyin... E, Hani e, akıl e, sağlığından şüphe edilebilecek bir liderin başa geçmesine ibaret bir şey değil. Yani dünyanın birinci dünya savaşından sonra geçtiği süreç, o aradaki şey e, iki savaş arası dönem, e, daha sonra Batı ülkelerinin pozisyonu yani işte e, Çekoslovakya'yı vermeleri vesaire. Yani e, dolayısıyla hani çok geriye gitmeyeyim, çok dallandırıp budaklandırmayayım ama bu yükselen bir NATO'nun ya da ABD'nin ciddi bir rolü var, Rusya'nın da olduğu gibi ve biz e, bu iki taraf arasında güvenliğimizi bir tarafa emanet edemeyiz. Yani ben böyle düşünmüyorum. Yani tam tersine bunun büyük bir güvenliksizleştirme getireceğini düşünüyorum. Şimdi stratejistler ben benim dediklerimden çok hoşlanmayabilirler. Çünkü genellikle şöyle e, okuma eğiliminde oluyorlar. Ya işte NATO çemsesine girer korur ya da Rusya'nın kıyısında durursak onlar yok böyle bir şey. Yani güvenlik çok e, çok boyutlu bir Hele bu mesele. E çok boyutlu bir mesele. Bunun ekonomik tarafı var. Tabii ki silahlarla ilgili boyutu var. Askeri ittifaklarla ilgili boyutu var. Ama dünya toptan olarak bir güvenliksizleşmeye doğru gidiyor. Dolayısıyla savaşı yani barış sesi duymuyorum ben burada. Burada talep batıda da hissettiğim kadarıyla bir hani barışı yeniden tesis etme değil. Mesela Irak savaşına karşıtlıkta öyle bir şey vardı. Yani gerçekten bir işgal karşıtı duruşa bir de bir barış sesi e, ekleniyordu. Şu an hissettiğimiz şey ise bir tarafın zaten saldırgan olduğu bir durum ee, karşı tarafında bu saldırıyı kışkırttığı aynı zamanda kendi kamuoyunda da NATO'nun yayılması için gerekçe ürettiği işte hani daha çok nükleer silahlanma için gerekçe ürettiği e, ve insanların böyle hani NATO'ya bizim de Rusya'ya karşı savaşmamız gerekir dediği bir e, duruma gelmiş durumdayız. Bunun bir örneği mesela İngiliz medyasını eğer takip ederseniz İngiltere'den bir takım gönüllülerin e, bunların sayısının az olduğunu düşünüyorum ama önemli olan bunun medyada da Hani kamuoyuna nasıl verildiği, e, İngiliz basınında görüyoruz. İşte gönüllü olarak Ukrayna'ya savaşmaya giden insanlara bir övgü. Şimdi bizim meselemiz o savaşın durması ol olması gerekirken e, bir tür şey gibi hani e, buna hani insanların da böyle hani tam birinci dünya savaşı öncesi gibi böyle milliyetçi bir refleksle işte böyle militarist bir refleksle savaşa hani daha çok katılalım daha çok füze gönderelim e, şeyine dönüşmesi hepimiz için çok büyük bir tehlike. Bütün dünya yani Ukrayna halkı için. Ukrayna halkının yaşadığını bundan sonra başka halklarda yaşayacak demektir bu. Çok özür dilerim. Bu e, Türkiye meselesine de dönersek yani Türkiye'de hocama e, bir konuda daha itiraz edeceğim. Önce bunu tabii ki yani işgali hayır demeyi birinci şeye yazalım. Ama Türkiye'ye yansıyan tartışma bundan ibaret değil ki. Biz bir yandan da NATO'yu tartışmaya başladık. O yüzden NATO'dan girdik. Çok özür dilerim. Sözü keseceğim. E, Türkiye'de nükleer silahlar Türkiye'nin egemenliği dışında varsa ve nükleer silahların kullanı yani nükleer silahların varlığını biz e, yurttaşlar olarak tam olarak bilemiyorsak bunları bir takım NATO dokümanlarından böyle satır aralarından bulabiliyorsak bizim ciddi bir güvenlik riskinin üstünde oturduğumuzu söylemek lazım. Sözünüzü kesmek için durun dememiştim Atilla. Ay A çok özür dilerim. Atil Atilla <laughs> abi'ye geçmeden Ali Bey size bir cevap vermek istiyor. Sonra Atilla abi'ye geçeceğim o cevabı işitelim. Buyurun hocam. Yani çok cevap kısa. değil. Yarın. Sadece şu soru var. E, NATO ülke